Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza 5. bölümden devam ediyoruz. Bu bölümün konusu ise hot water, yani sıcak su anlamında çeviriyorum arkadaşlar. Imagine you are in this park. Yani demek ki bir resim var, onu göstermiyor. Yani hayal edin siz bu parkın içerisindesiniz. Suddenly, aniden you hear a loud noise of water moving very fast. Aniden çok hızlı hareket eden bir yani suyun gürültüsünü duyuyorsunuz. Sonra hot water and steam pour out of the ground. Sonra mesela yerin altından böyle bir sıcak suyun mesela fışkırdığını görüyorsunuz. You are looking at geyser. İşte siz geyzere bakıyorsunuz. Yani geyser denilen mesela o coğrafi oluşuma bakıyorsunuz. What makes a geyser? Bir geyzeri ne meydana getirir? Ya da geyzer nasıl meydana gelir şeklinde bir soru soruyor. When it rains or snows, yani yağmur yağdığında ya da kar yağdığında, the water goes into the ground. Yani su yerin altına gider. Deep under the ground, there is hot rock. Yani yerin altında özellikle diplerde sıcak kayalar bulunmaktadır. If rain water touches a lot of hot rock, eğer bu yani yağmur suları yer altında sıcak kayalarla temas ettiğinde, it begins to boil. Hemen kaynamaya başlarlar. Then there's a lot of steam. Sonrasında büyük bir buhar ortaya çıkar. Yani bir basınç da ortaya çıkar. Suddenly, aniden the water can't stay under the ground. Yani water arkadaşlar artık yerin altında duramaz. Bakalım. Evet. It has to come out. Dışarıya çıkması gerekir. Geysers are very hot. Böylelikle mesela geyserler oldukça sıcak sulardır arkadaşlar. Yani sıcak su kaynaklarıdır. So don't go near them ve böyle bu nedenle yanlarına yaklaşmayın şeklinde söylüyor. Buradan devam ediyorum. These white cliffs look like they are made of ice. Demek ki yine burada bir resim var. Bu sefer de arkadaşlar böyle bu travertenden bahsediyor. Yani Pamukkale'deki travertenden. Diyor ki mesela bu beyaz kayalıklar, yani beyaz kayalıklar look like they are made of ice. Sanki böyle buzdan yapılmış gibi gözüküyor. But they are really made of rock. Fakat bunlar gerçekten de kayaların oluşumu. Hot water come out of the ground. Yani yerin altından sıcak su geliyor. And pour it down the mountain. Ve dağdan aşağıya doğru dökülüyor. Then the minerals in the water. Böylelikle suyun içerisindeki mineraller made this incredible cliffs. İşte bu inanılmaz hayret verici mesela travertenleri yapıyor. They look like waterfalls. Bunlar mesela genellikle şelalelere benzerler. But they never move. Fakat yani bunlar hareket etmezler. Yani bu hani böyle sanki böyle bir saçak varmış gibi sanki hareket ediyormuş gibi görünür ama aslında hareket etmezler. They are thousands of years old. Bunlar yani bu kayalar genellikle arkadaşlar çok eskidirler. Yani binlerce yıl eskidirler diye çeviriyorum arkadaşlar. Mesela örnek vermiş burada. At the Jigadani Monkey Park, yani Japonya'daki Jigadani Maymun Parkı, hot water from under the ground makes pools, yani sıcak suyun yerin altından çıkmasıyla meydana getirmiş olduğu havuzlardan oluşur. When the water is cold, yani hava When the weather is cold, hava soğuk olduğunda bile monkeys, yani maymunlar sit in the warm water, bu sıcak suyun içerisinde otururlar şeklinde çeviriyorum. Bir sonraki bölüm Chapter 6. Mountains and Lakes. Dağlar ve göller. Bunu da bir sonraki bölümde hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar.